Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Telefon numaram ve Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Bizden süt, peynir, Jersey, ineği, Jersey, buzağı sipariş vermek isteyen takipçilerimiz bu numaradan bizlere ulaşabilirler. Evet arkadaşlar, sonunda yapmış olduğumuz çalışmaları çekmeye başladık. Birçoğunuz merak ediyor, ne yapıyorsunuz, arkada ustalar geliyor gidiyor, göstermiyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun diyenler oldu. Fırsat bulduk, şimdi çekebiliyoruz. Görüyorsunuz böyle giriş yapmak istedim videoya. Birazdan kamerayı döndürelim ve yapılan çalışmaları size göstereyim. Ne aşamadayız, ne kadar daha sürer, ne zaman faaliyete geçer, bunları hep birlikte konuşalım. Sonra üzerimi değişeyim de eve gideyim yani. Yapmış olduğumuz çalışmaları hemen size anlatayım. Şu alttaki duvarı zaten biliyorsunuz, abimle birlikte yapmıştık. Şu arkadaki toprağı, burayı genişletmek için böyle hiltiyle, kazmayla, kürekle kazmıştık, doldurmuştuk. Hatta birçoğunuz iğneyle kuyu kazıyorsunuz, öyle olmaz, kato çağırın falan filan diyene kadar biz bu işi halletmiştik. De şu arka tarafın duvarını yağmurlar İşte sebebiyle örememiştik. İşte gelen ustalarımız bu duvarı örüyorlar. 2 günden beri çalışıyorlar. Hemen hemen bitirdiler. Hatta bitti diyebiliriz. Yani şurada görmüş olduğunuz taş son taştır. Bir sıra daha gidecek. Şu sırayı tamamlayacak. Ondan sonra o sıraya gidecek. Belki bir sıra daha gidebilir. Burasını biz tavuk yeri olarak aslında düşünmüştük ama şöyle yapayım. Tavuk yeri olarak düşünmüştük ama yani kime konuşsak, bu işi yapan kimle muhabbet etsek, aman ha bulaşmayın dedi. Kafamızı bir bulandırdılar. Biz de dedik ki ya madem böyle, yine kendimize yetecek kadar tavukçuluk yapalım da burayı kendi işimizde kullanalım. Şu anda çiftliğimizde, çiftliğimizi görüyorsunuz, kapalı alan. Burası açık ahır. Burası da buzağı kulübeleri olacak. Şöylemesi 3 metreye 23 metredir ya da 22 metredir. Yani 3 metre bir eni var buranın. Biz buzağı kulübelerini 1'e 2,5 olarak tasarlayacağız. Çünkü hani 1'e 3 yapmayacağız da 1'e 2,5, şuradan da bir yürüme yolu koyacağız ona. Şuradan yürüyeceğiz ki biberonları taka taka veya yemliye yemliye işte yoncalarını, otlarını koya koya şuradan bir yürüme yolu yapmayı düşünüyoruz. Şöyle, buzağı kafaları şu tarafa bakacak. Şöyle baka 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 gidecekler. Yemlikleri şuralarda olacak. Sulukları, su kapları ve biberonları takma aparatları. Buradan vatandaş böyle taka taka ileriye doğru gidecek. Şu bölmeleri de her bir metrede bir şuralara bölme tuğladan yapacağız. Yani buzağı bölmesinin içi 1 metreye 2,5 olmuş olacak. Standartı da 1'e 2'dir. Birazcık geniş olmuş olacak bizim yaptığımız buzağı kulübeleri. Üstü sundurma, altlarında bölmeler, dediğim gibi böyle böyle dilim dilim. Kafaları annelere bakacak, anneler onlara bakacak. Yemlikleri falan filan. Güzel bir tasarım olmuş olacak inşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evet 10 sıra demiştik. O 10. sıra olacak. Bir ihtimal 11. sıra çıkabilir. Bunun üstü de düzlenecek arkadaşlar. Beton dökülecek ki arkadan su girmesin ona. Ama biz tabii her ihtimale karşı buzağların altını bir 10 santim yüksek yapmayı düşünüyoruz. Tahta paletler ya, var ya böyle malzeme koyulur hani paletlerin üzerine. Yani biz buzağı betondan temasını kesmiş olacağız. Tahtaların üzerinde yatacaklar. Döşeme yapacağız altlarına. Yatak koyalım dedik ama yatak işte su alırsa sıkıntı olabilir. Bakalım, oraya daha karar vermedik. Şu üstten de çekmek istiyorum. Üste bir çıkayım. Hava da karardı. Evet, buradan daha net gözüküyor.
Şimdi buzağı kulübeleri şuradan başlayacak arkadaşlar. Şuraya buzağı kulübesi yapmayacağız. Şurası yanlış hatırlamıyorsam 20 metreydi şuradan şuraya. Şurası da 3 metreydi. Yani şura 3'e 3. Burayı komple tuğla öreceğiz. Çatısı olacak. İçerisinde de buzağı başlangıç yemi, yonca, ot, herhangi işte buzağların yiyebileceği şeyler. Yani bir küçük depo olarak kullanacağız orayı. Şuradan otu, yoncayı alıp da işte şuradan dolanmayacak vatandaş. Buradan sadece şey gelecek. Süt gelecek. Böyle atıyorum 20 tane bölme mi var burada? 20 tane biberon olacak. Yani işçi veya biz teker teker yedirmeyeceğiz. Biberonları taka 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 buraya kadar geleceğiz. Buraya da girdik mi işte başlangıç yemlerini koyacağız. Yoncalarını koyacağız. O şekilde tasarlıyoruz arkadaşlar. İnşallah başarırız. Duvarımızda belki hani yıkılır o duvar diyenler olacak. Şimdi bu duvar arkadaşlar 1.20 yüksekliğinde dikme duvarlar olacak. Bölmeler yani şöyle şöyle duvar örülecek buna. Yani hepsi dayanaç olacak o duvara. Üstü de beton dökülecek tekrardan. Bir metre kadar ki su girmesin. Yani şu arkaya doğru akarlı olacak. Arkadan su gidecek. Ya bakacağız ona işte bir şeyler yapacağız. Ben sadece yaptığımız çalışmaları ve nasıl bir buzağı yeri olacak onu anlatıyorum sizlere. İşte demir ustamız hem buranın demir kapısını yapacak. Çok amaçlı bir kapı olacak. Hem böyle kapanacak hem böyle gidilecek. Yani şu kapı şöyle, şöyle açılacak. Şöyle. Anladınız mı? İki tarafı da kontrol edecek. Yani şöyle açtınız mı bahçeye gidiyor hayvanlar. Böyle kapattınız mı bir yere gidemiyor. Öyle bir demir kapı tasarlayacak buraya. Yarın inşallah gelirse Adem abiye buradan selam söylüyorum. Çok yoğun olduğunu da biliyorum. O yüzden kızamıyorum kendisine. Bugün aradım. Çok yoğundu. Akşam ara beni dedi. Ben de arayamadım yoğunluktan. Gelip ölçü alacaktı. Bir oranın demir kapısı. Bir de 20 tane buzağı. Şimdi buzağın kapılarından böyle 2 tane delik olacak. Buzağı kafasını çıkardı mı yem yiyecek. Buradan gelip otunu yiyecek. Diğer delikten yemini yiyecek. Diğer delikten otunu yiyecek. Ortada da biberon olacak. Sütünü içecek. Ya çok güzel olacak arkadaşlar. Emin olun. Böyle 40 düşünüp bir uyguluyoruz. Öyle mi derler? 40 eleyip neyse orası gelmedi aklıma şimdi. Vay be. Şimdi ustamız şurayı bitirdiği zaman tuğlayı şurası betonlanıyor arkadaşlar. Betonun da akarı açık ahıra doğru olacak. Öyle sıyrılacak. Kapılar açıldı mı sıyrılacak. Buradan atılır. 20 tane kapı işte. Altları hep döşeme olacak. Yani rahat ettireceğiz hayvanları. Burada sadece bizim buzağlarımız değil sizin de buzağlarınız olacak. Biliyorsunuz ineği olmayana burada hizmet vereceğiz. Buzağı yedireceğiz 3-4 ay boyunca. Ondan sonra teslim edeceğiz size. Böyle bir hizmetimiz de olacak. Sonraki etap tavuk kulübesi, kümesi. Oradan kalkıyor. Altı beton dökülüyor. Oraya da 15 tane buzağı bölmesi yapılıyor. Aynı kulübe şeyi, kümesi düşünün. Onun buzağı kulübesi halini düşünün ama. Oradan kalkıyor. Orada 15 tane. Burada 20 bölme etti. 35 bölme. Yine yetmez ama yettiği kadar artık tutup da biz de burada 40 tane buzağı ağırlayamayacağız. 35 ise 35. Burada kendi mevcut yurt dışından gelecek olan hayvanlarımız dolaşacak. İçeriye girecek, dışarıya çıkacak. Burada yatacak veya içeride yatacak. Sağım zamanını yemlenecekler. Yemliğe girecekler. Kilit sistemi şu anda yapamıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda kancaları takılacak. Tasmalarına ve sağım yapılacak. Sağımdan sonra çözülecekler. Buralarda dolaşacaklar. Çok zaten ineğimiz olmayacak arkadaşlar. Yani en fazla 15 tane olur. Bayağı bir masraf yapıyoruz. Bunlar hep inek paralarından gidiyor. Hani yanlış anlamayın. Yatırımcı dedik ama yatırımcı bize burada tuğla parası falan göndermiyor. Bize eğer olacaksa yatırımcı sadece inek alıyor bize. Bunları biz kendi imkanlarımızla yaptırmaya çalışıyoruz. O yüzden
ineklerimizin parasından gidiyor. Daha araba da alacağız. Bakalım elimizde ne kadar para kalacak. Durumlar böyle. Ben çok üşüdüm bu arada. Gidip üstümü değişeyim. Çiftlikten ayrıldım arkadaşlar. Abim de geldi. Hani bir önceki videoda söylemiştim ya, Hakan Bey'le buluşmamız lazım, bir düzenleme yapmamız lazım diye. Eve mi gideyim, Hakan Bey'in yanına mı gideyim derken gene şıkkımızı Hakan Bey'den kullandık. Çünkü çok iş var yapılması gereken. Böyle son güne de bırakmak istemiyoruz. Daha çok yoruluyoruz çünkü. Öyle bir gün önceden, iki gün önceden planımızı, programımızı yapalım. Bir çay kahve içelim. Hakan Bey yemek yememiş. Biz de yemedik. Sen yedin mi abi? Ben de yemedim. Sen sanki de yemişe benziyorsun. Yok yok, orada ufak bir ekmek attım ağzıma şöyle ya. Ufak bir ekmek atmış ağzına. Ya burada bir yerde bekleyelim. Ya bir de yürüyün üstüne bekleyelim. Şu anda şeyde Hakan Bey. Hastada. Ha, Muhammed abi de ondan. Güzel bir haber. Hani çiftliği olan Muhammed abi var ya, var 50-60 tane ineği. O da geliyor. Hesabı ödeyecekmiş. Kavurma yedirecekmiş bize. Abi gidelim şey. A101. Nerede bekliyor? Ya burada şeyin evi burada zaten. Buralarda bir yerde. Aa, bu şey burada değil miydi? Hakan Bey'in evi. Hakan Bey'in evi burası. Bura mıydı? Evet. A101'in üstü. Hı hı. Orada arasana, ne diye burada bekleyelim seni. Tamam, arayayım. Gireyim mi buraya? Gir. Çek yol üstünden gir. Hakan Bey'in evi işte. 15 dakikaya geliyoruz dedi. De bekliyoruz. Bekleyelim bakalım. Samet neredesin kardeş? Buyur, hoş geldin. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Tartar aldım hocam. Samet'ten. Her ihtimale karşı aldım dedim. Edemez mi edemez hesabı. Tamam, ben de burası burada. Şifresi ne bunun? Temassız bir limiti var ama. Neyse, bizim acil gitmemiz gerekiyor. Temassız bizi doyurur, problem yok. Acil gitmemiz gerekiyor. He? O yüzden abi, acil. Bak şunun, neyse demeyeyim şimdi sana. Ona göre gel. Ağırdır o kart. Ağırdır da hiç kullanmam onu. Banka limitini arttırdıkça arttırıyor, arttırdıkça arttırıyor. Kullanma. Hakan Bey'in yeni elemanı, isim neydi? Mustafa Bey. Tohumlama yaptınız mı bugün? Abi muhabbet etmeye geldik bunu. İş konuşacağız da Hakan Bey ya. Ben abi ortaya geçeyim de Muhammed abi onu yiyelim abi. Ağzı karşılıyor. Abi kart senin. Kart sana feda olsun Muhammed abi ya. Sen ki süt makinesini bize, süt tankını 8000 liraya ver. Niye almadın onu? Abi alacağız da dur. Alacak mısın? Alacağız da abi. Sinan ablan da konuşuyor. Kaç lira toplayalım? Bunu yine aldın mısın? Bugün aradı beni, sordu bana. Kaç lira dedin ona sen? Bir şey demedim. Alacağız dedim onu senden. Ben de dedim, konuştuk dedim, alacağım tamam dedi. Fiyatta da anlaştık. Seninki pahalı kaç lira? Seninki pahalı kaçtı. Kim aldı pahalı? 6'yı aldım onu Sinan abi. Kim aldı? Kimden 6 bin lira aldı? Sinan abi. 6 bin lira. Evet. Ona göre seninkinde bir güncelleme yapacağız yani. Doyar mı diyorum sana? Attı kartım abi. Soruyorum Samet'e, Sinan abi. Dur bir dur. Ya yarın sorarsın canım, kaçma ya Sinan abi. Daha az önce sordu bana ya, 1 saat olmadı. Kaç lira dedi sana? Aha, arada saatte göstereyim sana. Sinan çabuklar, 18.45. Tamam. Kaç lira dedi sana? Bir şey demedim. Fiyat demedi mi? Satmadan alt hanfı dedi. Sattın abi. Tamam, beni aradı. Beni aradı. Beni aradı. 6'yı aldık onu da. Hayırlı olsun. Ama seninki işte yüksek kaçtı. Bir orantı yok ortada. Onunki daha yeni. Gazı da var. Seninki eski, gazı da yok. Jeneratör. Jeneratör. Jeneratör öyle mi? Veremez mi? Gerçekten. Alacağım jeneratör 150 bin lira şu an. Ne kadar? Şu an onu alamam ama duracak. 150 bin lira mı jeneratör? Almam gerekiyor. Abi 12 bin lira para verdik evet. Sana da eski jeneratörü. Daha büyüğünü aldım. Onu kaça vereceksin? Onu alma bence yani.
işine yaramayabilir. Neyse. Apollo, sen daha büyük bir jeneratör olabilirsin. Daha büyük. En az 25 para olması lazım. Abi büyük jeneratör büyük para demek Muhammed abi. 125 bin lira nasıl vereceksin jeneratöre ya? Mecbur. Elektrik gidiyor mu? Kışın veya rüzgarlı havalarda sorun oluyor. Faz gidiyor ya genelde elektrik gitmiyor da faz atlaması yapıyor sigortalar aslında. Fazın biri gidince de komple duruyor zaten. Ezan okundu mu? Hadi Allah kabulünü söylüyor da. Gideri verir mi hocam? Hakan Bey, biz iş konuşacaktık ama. Kardeşim konuşun kardeş. Ben iyiyim de siz konuşun. Ben yedikten sonra da ben dahil olurum. Samet, benim teyze ne zaman geliyorsun? Çekinme mi? O bingolalardan bir tane fazla yaptık da biz alalım da. Size özel bir tane yapacağım. Kaç tanesini yaptıracaksın? 500 bin lira. Bir tanesi. Ne diyorsun Muhammed abi ya? Kırılacaksın. Bir aylık gerilinden bir şey yaptıracaksın. Öyle de, öyle değil mi? Bize özel bir süit yaptıracağım. Süit. Sizin gibi ağır, zengin iş adamları için. Yarım işleri. Bizim gibi ağır ve zengin iş adamları için. Böyle jacuzzi'si olan. Spalı, mupalı böyle bir şeyle. Saunalı. Peki buhar odası var mı? Tabii hepsi olacak. Buhar odası odası. Herkese günaydın. Bir ertesi gün oldu. Çiftliğe geldim. Abim sağma başladı. Ben de... Bitti mi? Bitti mi sağma? Düve? Tamam. Ustalar çaldı. He? Ustalar? Sait abi başladı mı sıvaya? Sait abi sepma atıyor. Çekeyim mi onu da? Nereden başlayacak tam olarak? Ne? Bak o ötekleri şey görsün mü? Onlara bak sepma atıyor. Bak bak Sait abime bak. Hemen bir tavaf etti şeyi. Tavaf. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Video başladı mı? Başladı. Kolay gelsin Sait abi. Sağ olasın. Şükür kavuşturana ya. Yaratana şükür. Yani daha kavuşmuyor ama insan ya, insana kavuşuyor. Ömrü yettikten sonra kavuşuyor abi. Kavuşuyor abi. Maşallah maşallah. Yok bir sifte edelim abayla. He. Bundan sonra bizde alsın Sait abi. Daha çok işimiz var burada. Boyuna tuğla yoruluyor. Bunlar da sıvanacak mı? Hep komple sıvanmamış yer kalmayacak burada. Desene buraya tezkere yapmamız lazım. Aynen öyle. Bakalım Hafız abimiz da ne yapar. Selamun aleyküm. Selam. Ağalar, nasılsınız? Çok şükür, hava iyi, biz de iyi. Allah daha iyisin. Dünyamızı Allah iyi versin. Allah hepimizi iyi versin. Amin. Şaşın vallahi... son sıraya gidiyorsun da Hafız abi. Son sıra. Yetecek mi acaba? Taş mısın? Yok. Allah yetmesi lazım, yetecek tahmin ediyorum. Sonra bir sıraya daha yetmez herhalde. O zaman bu son sıra zaten 10 sıra oluyor. On sıra oluyor. Abi, alayım bir taşlara bakayım. Bana bak. Daha bayan bak ne kadar. Onu abi? Al kendini bir kaldır bakayım. Kaldıracağım. Yüksekliği yeter herhalde arkadaşlar. Şu arkası 2 metre olacak. Önü 1.80 oldu mu yeter. Kafamız vurmasın içeri girerken yeter. Bizim boylarımız standarttır. 1.74, 1.75, 1.73. Bir en büyük abimin boyu 1.80. 2 midir? Öyle bir şeydir. O ilk çocuk diyor, iyi bakmışlar.
O yüzden boyu uzanmış. Evet. Ben de gideyim hayvancıkları yedireyim. Tosun Paşa da ustalık öğreniyor arkadaşlar. Attım onu dışarıya da diğerleri bağırıyor. Annesini emdi. Bakın karnına. Ha bu nedir ya? Ha bu nedir oğlum ya? Gel. Gel gezelim biraz gel. Evet. Tuğlanın son şeylerine geldik. 1, 2, 3, 4 tuğla daha. Hadi bir yarım daha koyar Hafız abim. 4,5. Ve duvar işi bitiyor. Şöyle bir çekim yapayım. Bundan sonraki aşama şuranın betonun dökülmesi. Şuraya tahta koyulacak. Sonra beton dökülecek. Vay vay vay. Hay maşallah. İncesini de mi yaptın Said abi? Ha, ince neredeyse, ha. İncesini de mi yaptın ya? Maşallah. Şunu ikinci seferde merkez diyecek camı. Camlar temizlenir sıva bittikten sonra. Üstleri de sıvatacak. Bu cephe bitmiş olacak. Demir ustamıza ulaşamıyorum arkadaşlar. Bakalım bugün ulaşabilirsem. Gelecek. Ulaşamazsak sonra gelecek. Şuraya çok güzel bir buzağı yeri yapacağız arkadaşlar. Az da genişleteceğiz onu. Araba girecek şekilde. Şuraya kadar gelecek. 15 tane sığacak şekilde bir buzağı yeri yapacağız. Şuralara beton dökeriz. Çamur olmasın diye. Buzağların bahçesi de şu arada olacak. Bayağı bir demir işi var burada ya. Şuraya kapı yapılacak. Şuraya çift kapı açılırlı. Abim de gitti. Arabaya bakmaya. Bir araba var. 2016 model. 60 bin de mi? 70 bin de mi? O da tanıştı. Biraz düşük kilometreli araba almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok fazla uzun yol yapacak alacak olduğumuz araba. Kimisi diyor ki ne gerek var? Eski model bir şey alın ama. Biz şimdi Konya'ya gideceğiz, Sakarya'ya gideceğiz. Yeri geldi Türkiye'nin bir ucuna gideceğiz. Hadi arkada var 5-6 tane hayvan. Kaldık yolda. Çekici çağırsan arabanın arkası hayvan dolu. Çekmez. Tamirci arasan tamirciyi nerede bulasın, yol bilmezsin, iz bilmezsin. Hayvanlar aç susuz arabanın arkasında. Kimi gebe, kimi buzağı bağırıyor. Perişanlık üstüne perişanlık. Hani benden size tavsiye, bir iş yapıyorsanız en uç noktasını düşünerek yapın. Buraya biz 100 bin liraya da araba alırsın, 300 bin liraya da araba alırsın ama çekecek olduğun sıkıntı parayla ölçülmez. Kalmış olduğun yolda dersin ki keşke 500 daha vereydim de şu sıkıntıyı yaşamayaydım. Yani bu işler böyledir. Var, çok güzel arabaları var. Fiyatları da çok güzel maalesef. Bizim de bütçemiz ortada. Ona göre güzel temiz bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz araba da İlk sahibinden kendisini tanırız. Daha önce yonca almıştık ondan. Yemcidir o da. Aldı öyle kısa yerlere nakliye yaptı. İşte yem getirdi, saman getirdi. Öyle bir arabadır.
2016 model. Bakalım onunla anlaşabileceğiz mi? Biraz vade isteyeceğiz 10 gün boyunca. 3'te 2'sini vereceğiz paranın. 3'te 1'ini de 10 güne bakalım bırakır mı? Bizi tanır. Biz de onu tanırız. Doğru dürüst insandır. Daha önce yonca aldık ondan bayağı. Şu fındık da şuradan kopacak ya. Şuradan bir giriş yapacağız buraya. Şurası düzlenecek, üstü açık olacak yani. Avlu gibi düşünün. Çok işimiz var arkadaşlar. Çok işimiz var. Sait abi şimdi şuradan, şurası sıvanmış zaten. Sıvata, sıvata, sıvata. Buralar olacak kalaylı sağan gibi. Sonra incesini yapacak. Bir de boya vururuz ona. Tertemiz bir yer haline gelir. Buzağı bekliyor ha Hafız abi. Buzağı bekliyor diyorum sizi. Bura buzak yeri ya. Ha bekliyor burada bak. Ne zaman biter diye bana. Allah'tan bol şanslar dilerim. Cenab-ı Allah ne güzel yer attığını bak. Güzel midir Cedit abi? Oo gelir misin şu şey göreyim şu güzelliği abi ya. Allah özelmiş bezelmiş yarattı. Adına kurban olayım. Allah'ımı yarattı kendine kurban olayım ben. Neler hak etti. Bunlar evet. Şimdi bilmek lazım. Ha tabii ki. Hamd etmek lazım. Tabii ki de. Şu güzelliğe baksana. Evet. Maşallah. Maşallah. Uysal da hayvan. Şimdi bunu var ya. Affedersin ben doğmuşak yaşım şöyle. Uysak uysak 15 sene. He. Buna aşırına gireyim de 7-8 sene orada vardır. 600-700 kilo, 800 kilo geliyor. Evet, evet. Evet, evet. Gel bakayım oğlum gel. Gel dur yanımda gel. Ama bana bak bunun ben gördüğüm kadar süt besini daha fazla yani. Ha. Annesi ne yemiyor? Hah öyle ha rahmet. Ha şimdi emdi de geldi buraya. Ha eline rahmet. Eşi yemiyor onu yani. Evet tabii. Eşi yemiyor onu yani. Maşallah. Emdi de geldi buraya. Maşallah subhanallah. Piştirme kesildi piştirme de. Yerken var ya. Sen, bu aklına gelemedi daha. Sen yerkeni daha mı çok seviyorsun Hafız abi? Yerken daha mı çok seviyorsun? Ben tabii ki seviyorum. Maşallah. Ama o yanır mı Hafız abi? Abi ya? Atelimiz. Bana bak gözüne gittim. Allah. Gitti şimdi sıva usta senin yanına. Bakalım ona ne diyecek. O zaman bu kontrol mühendisi. Sayın abi bak kontrol ediyor sizi ha. Olsun ağa bana öyle şef lazım da. Böyle şef mi lazım? Evet bana bak şefe görür müsün? Ağzı var dili şef yok. Şef öyle dairede oturmayacak gezecek. Gezecek. Yoksa ihtiyaç olur olmaz. Maşallah maşallah nazar göz demez. Gel koçum gel. Gel şefim gel. Şef. Oldu bir ismi daha. Maşallah çok güzel oluyor arkadaşlar. Sonunda çalışmaları size gösterebildim. Hakan Bey arıyor. Videoyu burada kapatmam lazım. Daha Tonya'ya gideceğim. Birkaç buzağı var. Bir buzağı aldık. Bir delilik yaptık ama bakalım Allah hayırlı eylesin inşallah. Tosun Paşa'nın yanına bir Tosun Paşa daha gelecek. Bakalım bugün alabilir miyiz onu? Ben Hakan Bey'e bir cevap vereyim. Hakan Bey'le görüştüm arkadaşlar. İşlerimi de hallettim. Şöyle son bir ustalarımızı çekeyim sizlere. Sonra diğer videoya geçiş yapacağım. Dediğim gibi bir
delilik yaptık, bir buzağı aldık ama Allah hayırlı eylesin. Hayatımda almış olduğum herhalde en pahalı buzağı aldık. Tosun Paşa yüzünden. Tosun Paşa kardeş istiyordu. Neyse, bir sonraki videoda görürsünüz. Videoyu artık bitiriyorum. Burada çok yoğun bir çalışma var. Bizleri takip etmeyi bırakmayın. Güzel günler çok yakında. Avrupa standartlarında bir çiftliğe tanıklık edeceksiniz Allah'ın izniyle. Bir aksilik çıkmazsa. Her şeyimiz yerli yerince, kesimhanemiz, açık ahırımız, kapalı ahırımız, rıza kulübelerimiz, mutfağımız, imalathanemiz, satış yerimiz, depomuz. Her şeyimiz olacak Allah'ın izniyle. Hafızamı da çekeyim sizlere de. Tanıyanlar, Hafız abimi tanıyanlar yorumlara tanıyorum yazsınlar. Şimdi tahta lazım olacak buraya da. Nasıl, anlaşabiliyor musunuz Hafız abi? Cevdet abiyle. Anlaşabiliyor musunuz? Gelilen bir akıllı uyar. Uyar mı? Akıllı iki ben uyumaz. Ya ben deli ya o deli. Ya ona karar vermek lazım. Yapar söyleyeyim, ben akıllıyım. Cevdet abi de eski şoförlerdendir ya. Ama şimdi Kazmakçı'ya gittim. Yurt dışına da gittin mi? Gittim abi. Nerelere gittin? Avusturya'yı bilirim, Fransa'yı bilirim, İngiltere'yi bilirim, Romanya'yı bilirim. Efendime söyleyeyim. Maşallah. Yani, Hollanda? Yok, Hollanda'ya bilmiyorum. Gitmedim. Arabayla mı gittin? Evet. Abi biz Trabzon'u zor buluyoruz arabayla. Abi ne yaparım? O zaman kalktuz parası vardı ki nereye rast gelirse oraya giderdik yani. Edirne'den yani hepsi bizim idi. Pasaportun duruyor mu? Duruyor abi ama iptal. İptal etti. İptal ettim. Yani hanım dedi bana ki yaşlarını daha seni gönderim oldu. Ya ama öyle herhalde ya. Çocuklar da gidince mecbur evet. Kaldınız baş başa. Evet, Allah şükür olsun ki mutluyuz yani. Evet. Bundan sonra size para lazım değil, birbiriniz lazımsınız. Tabii. Huzur. Huzur lazım, evet. Huzur. Evet arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun, sana da başarılar derim. Amin cümlemize. İlgine alakana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Bir sonraki... Ha şimdi. Hafız abi oraya taktı kafayı. Olur. Olsun var ya balık. Olsun da deli bizim deli olsun. Deli olsun da bizim olsun diyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. All right.